Merhaba sevgili gençler. Kitabımızın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda 18. testi çözeceğiz arkadaşlar. İlk sorumuza bakalım. Yukarıda verilen kümeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. İfadeleri teker teker çizip göstermek istiyorum size. A'nın tümleyeni diyor arkadaşlar. A'nın tümleyeni A'nın dışında bulunan elemanlar demektir. Şimdi onu çizerek bir gösterelim. A dışındaki yerler olacak arkadaşlar. Hem böylelikle sarılı hallerini de görmüş oluyorsunuz. O zaman buradaki bilgiye bakarak A'nın dışında bulunan elemanlar E, F, G olacaktır. Bu ifade doğrudur. Şimdi B'ye bakalım. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni demiş. Yani bu A birleşim B'nin tümleyeni demektir. A birleşim B dışındaki elemanlar demektir. Soruda baktığımızda sadece G vardır. Bu ifade de doğrudur. Bunu da tarayarak gösterelim arkadaşlar. A bileşim B'nin tümleyeni diyor. Bu kümeler dışındaki yerleri alıyoruz arkadaşlarım. İşte bu şekilde. Devam edin. A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni diyor. Yani A kesişim B'nin tümleyeni demektir. A kesişim B dışındaki elemanlar demektir. Bunlar da A, B, C, E, F, G elemanlarıdır arkadaşlar. Bu ifade de doğrudur. Yine çizerek gösterelim. A kesişim B'nin tüm yeni kesişim dışındaki diğer yerler olacak arkadaşlar. Hemen çizmeye çalışıyorum. İşte bu şekilde. D'ye bakalım. A fark B 3'tür demiş. Yani A'da bulunan, B'de bulunmayan elemanlar diyor arkadaşlar. Bunlar şuradaki A, B, C elemanlarıdır. Yani 3 elemanlıdır. Yine çizerek gösterelim. A fark B ifadesi işte burasıdır. Buradaki elemanlar A, B, C'dir. E fark A, 4 demiş. E'de bulunan, A'da bulunmayan diyor arkadaşlar. A'ya bakarsınız. Elemanlar A, B, C değildir. A'da bulunmayan elemanlar ise E, F, G olmak üzere toplam 3 elemanlıdır. Burada 4 demiş yanlış cevabımızı bulmuş olduk. Verilen ifadeyi de şekil üzerinde göstermeye çalışalım. E fark A, A dışındaki elemanlar demektir arkadaşlar. Bu şekilde A dışındaki yerleri tarayıp göstermiş olduk. Gelelim ikinci soruya. A fark B birer küme olmak üzere A ve B kümelerinin eleman sayıları verilmiş. A bileşim B'nin eleman sayısının en büyük değeri A, en küçük değeri B olduğuna göre A artı B nedir? En büyük değerine bakalım. Bu kümeler ayrık kümelerse o zaman A bileşim B'yi en fazla buluruz arkadaşlar. O da 6 artı 4'ten bize 10'u verir. En küçük değeri için bunları kesişen küme olarak düşünelim. B'nin eleman sayısı 4. En az eleman sayısı olanı kesişime yerleştirelim. Böylelikle B 4 elemanlı olmuş oldu. A'nın 6 elemanlı olması için buraya 2 yazmamız gerekir. O zaman A birleşim B burada 2 artı 4'ten 6 gelir. Toplamı 16 olur arkadaşlar. En büyük değeri en küçük değerine bu şekilde ulaşıyoruz. Üçüncü soruda ikililer verilmiş. Bunlar eşit demiş. A artı B nedir diyor. Arkadaşlar birinci ifadeler birbirine eşit olmalı. İkinci ifadeler birbirine eşit olmalı. Birinci ifadeden A'ya ulaşalım arkadaşlar. 2 üzeri A eşittir 4. 4 dediğimiz ifade 2 üzeri 2'dir. Üstü ifadelerde tabanlar eşitse kuvvetler de eşit olmalıdır. O zaman A eşittir 2 olur. İkinci eşitlikten 3 eşittir B bölü A. A yerine 2 yazalım. B buradan 6 gelir. Toplamı da 8 olur. A ve B, E evrensel kümesinin alt kümeleri. A pozitif tam sayı olmak üzere ifadeler verilmiş B kümesinin eleman sayısı nedir diyor. Sevgili gençler, A ile A'nın tümleyeni topladığımızda aslında evrensel kümenin eleman sayısına ulaşırız. A dediğimiz ifade 3A artı 2, A'nın tümleyeni ise 10-3A'dır. Buradan evrensel kümenin eleman sayısı 3 ağlar birbirini götürür 12 gelir. Bu ifadeye ulaştık arkadaşlar. Aynı şekilde burada B kümesiyle B'nin tümleyenin eleman sayıları toplamı da bize evrensel kümenin eleman sayısını verir. Burası soruda 7 olarak verilmiş. İstenilen de bu arkadaşlar evrensel kümede 12 elemanlı 12-7'den B kümesinin eleman sayısını 5 buluruz. 5. soruda A kümesi verilmiş. Ee, biçiminde tanımlanıyor. 2K diyor. A'nın elemanı ise K nedir? O zaman X yerine 2, Y yerine K yazacağız ve bunu eşitleyerek k'ye ulaşacağız. 3 çarpı 2 eksi K eşittir 5. 6 eksi K eşittir 5. 1 eşittir K ifadesine ulaşırız. A, E evrensel kümesinin alt kümesidir olduğuna göre A nedir demiş sevgili gençler burada A ile A'nın tümleyenin eleman sayılarının toplamının evrensel kümenin eleman sayısına eşit olduğunu biliyoruz. O zaman şu iki ifadeyi toplarsak 3x artı 1 gelir. Burası 3x artı 1'dir. Burada evrensel kümenin eleman sayısı verilmiş. 16'ya eşitliyorum arkadaşlar. 3x eşittir. 15'ten x'i 5 buluruz. Bize a nedir demiş. x yerine 5 yazalım. 2 çarpı 5 eksi 3'ten cevap 7 gelir. A, B, C birer küme olmak üzere eleman sayıları verilmiş. A birleşim B birleşim C'nin eleman sayısının en küçük ve en büyük değerler toplamı nedir? Arkadaşlar az önceki sorudan pek bir farkı yok. En büyük değerine ulaşacaksak bu kümeleri böyle ayrı ayrı düşünelim. 4, 6, 8, Burada 4 artı 6 artı 8'den 18 olarak buluruz. Gelelim en küçük. En küçük ifade için bunları kesiştiriyoruz. En az elemana sahip olan bu var. 4. Onu 3'ünün kesiştiği yere yazıyoruz arkadaşlar. B'nin eleman sayısı 6'ymış. Onu da buraya yazıyorum. Bakın böylelikle B 4 artı 2'den 6 oldu. C'nin eleman sayısı 8'miş. Burada 6 var. 2'yi de buraya yazıyorum. O zaman A bileşim B bileşim C burada en az neye eşittir arkadaşlar? 8'e. 8 artı 18'den toplamını sormuş bize. Cevap 26 gelir. A ve B birer küme. A, B'yi vermiş. A çarpı B kümesinin alt küme sayısı nedir? Tabii ki önce kaç elemanlı olduğunu bulacağız. Daha sonra eleman sayısından alt kümeyi hesaplayacağız arkadaşlar. Burada 2 eleman var. 2 çarpı. Burada 3 eleman var. Toplamda 6 eleman var. 6 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 6'dan 64 gelir. İfade verilmiş A kesişim B'nin eleman sayısı nedir diyor arkadaşlar. Buradaki ifadeyi biraz düzenleyelim. S A çarpı S B 30'muş ve soruda bunu 5 olarak vermiş. Buradan B'nin eleman sayısını 30 bölü 5'ten 6 olarak buluruz arkadaşlar. Şimdi yazalım. A birleşim B, tabii küme çizerek de yapabilirsiniz. A artı B eksi A kesişim B olacaktır. A soruda 5 olarak verilmiş. B 6 olarak verilmiş. Birleşim de 8 olarak verilmiş. 11 eksi 8'den A kesişim B'yi 3 buluruz. A ve B kümeleri boş kümeden farklı olmak üzere ifadeler verilmiş. B'nin eleman sayısı 12 ise A birleşim B nedir diyor. Öncelikle arkadaşlar bir küme çizelim. Şurası A, şurası B. A fark B'nin 3 ile orantılı olduğunu söylemiş. A fark B dediğimiz yer neresi? İşte şu sarıyla da boyadığım yer. 3 ile orantılıysa buraya 3k yazacağız. B fark A 2 ile orantılıymış arkadaşlar. Onu da buraya yazmamız lazım. B fark A dediğimiz yer burasıdır. 2 ile orantılı olduğuna göre 2K yazacağız. A kesişim B 4 ile orantılıymış. A kesişim B dediğimizde burasıdır arkadaşlar. 4 ile orantılıysa 4K yazıyorum. B kümesinin eleman sayısını 12 vermiş. O da 4K artı 2K eşittir 12'den K'yı 2 buluruz arkadaşlar. A birleşim B nedir diyor. Burada A birleşim B 3K artı 4K artı 2K'dır. Yani 9K olur. 9 çarpı 2'den K'ya yerine yazdığımızda 18 olarak buluruz. Bir sınıftaki öğrencilerin %70'sinde mavi kalem, %60'ında ise kırmızı kalem vardır. Sınıfın %10'unda ise mavi ve kırmızı kalem bulunmamaktadır. Sınıfın yüzde kaçında hem mavi hem de kırmızı kalem vardır? Şimdi sevgili gençler şuraya mavi diyelim. Bakın buraya da kırmızı diyorum. Bize diyor ki sınıfın yüzde onunda mavi ve kırmızı kalem bulunmamaktadır. O zaman yüzde onluk kısım bu kümelerin dışında olmalı. Yüzde yetmişinde mavi varsa ki mavi dediğimiz yer burasıdır arkadaşlar. Yüzde yetmişi bu mavi yeri oluşturuyorsa %30'u da diğer kalan kısmı oluşturmalıdır. %10'luk kısım buradaysa %20'lik kısım burada olmalıdır arkadaşlar. %60'ı da kırmızı kalem oluyorsa kırmızı olan yerde şurasıdır arkadaşlar. Buranın toplamı bize %60'ı vermeli. %20'si burada olduğuna göre 60 olması için 40 da kesişimde olmalıdır. Zaten bize hem mavi hem de kırmızı kalemi sorduğu için o da %40'lık kısmı oluşturuyor arkadaşlar. A çarpı D kümesinin eleman sayısı nedir demiş. Öncelikle A'nın elemanlarına bakalım. A burada ilk sırada. O yüzden ilk sıradaki elemanlar A kümesinin elemanıdır. A eşittir 1, 2. D demiş arkadaşlar. D burada ikinci sırada. İfade de ikinci sıradakiler D kümesinin elemanıdır. O da B ve C'dir. Bana A çarpı D'nin eleman sayısı nedir diyor. Bu iki elemanlı. Bu da iki elemanlı arkadaşlar. O zaman 2 çarpı 2'den 4 olarak buluruz. Ve testimizin son sorusu. A verilmiş A çarpı B nedir diyor arkadaşlar. Şimdi gençler burada X'in tam sayı olduğu söylenmiş. A'ya bakarsak 0 ile 3 arasındaki tam sayılar 1, 2, 3'tür. Şimdi şıklara, şıklara bakalım. A buraya yazılmış. 1 2 3 olacaksa kesinlikle 1'de de şöyle boyalı yerler olmalıydı. Fakat yok arkadaşlar. Buradaki ifadeye göre A'nın elemanı 2 ve 3'tür. Oysa biz 1 2 3 arıyoruz. E şıkkını eledik. A şıkkına bakın. 1 2 3 arıyoruz arkadaşlar. Burada 3 hiç yazılı değil A tarafında. A şıkkını da eledik. Şimdi B'ye bakalım. 2 3 demiş arkadaşlar. 2 ve 3 elemanlar olmalı. Şuraya bakarsak B için 1-2-3 elemanların olduğunu görüyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü şuralara karşılık noktalar var arkadaşlar. Yani 1-2-3 elemanı vardır. Bunu da eledik. Buraya baktığımızda şu bir kısmın boş olduğunu görüyoruz. 2 ve 3 elemanı var arkadaşlar. Burada da 3 tane nokta var dikkat ettiyseniz. 1-2-3 elemanı var. B'nin elemanları 2-3, A'nın elemanları 1-2-3'tür. O zaman cevabımızı bulmuş olduk arkadaşlar. Çünkü B 2 3 elemanından, A da 1 2 3 elemanından oluşmakta. Evet, hepsini çözdük. C neden olamaz? Ondan da bahsedelim. B'nin elemanları 2 3, burada ise 1 2 olarak verilmiş. O yüzden olmuyor arkadaşlar. Çözümlerimizi bitirdik. 19. test görüşürüz. <laughs>